Hocam hayırlı olsun. Ofspor'da gerçi bugünden başladık diyoruz ama haftaya sezon açılışı. İlk maçımız içeride başlayacağız. Hazırlıklar Erzurum kampı tamamlandı. Bu sene takımın başındasınız. Yeniden Ofspor'da olmak, sizi Ofspor'da görmek bizim için güzel. Kısa bir değerlendirme, sezon öncesi takımın durumu, kamp çalışmaları nasıl geçti? Evet, 45 gündür çalışıyoruz. Erzurum kampında eksiklerimizi gördük. Ona göre birkaç takviye de yaptık. Çok lige tam hazır değiliz tabii. Hazır olma, yani ligin ilk 6-7 haftasında devam hazırlık dönemi sayılır. Ekim ayının ortalarına kadar her takımın gerçek gücü ortaya çıkar. Ama biz bugün Opa'yla hakikaten lig maçı gibi oynadık. Çok sert oynadık. Sert geçen bir maç oldu. Evet, yani biz adeta lig provası oldu. Ligde böyle olmaması lazım. Yani daha düşük tempoda, daha sıcak havalar çünkü. Çoğu oyuncumuzu değiştirdik. Çok sağlıklı bir görüntü çıkmadı ama en azından biraz çatırtılı maça da biz de cevap verdik. Ama rakip daha sert oynadı. Lig için dediğim gibi kadro genişliğinde sıkıntımız var tabii. Oyuna herkesin müdahale, yani soktuğumuzda daha diri olmak gerekiyor lig için. O sayıyı arttırabildiğimiz sürece, oyuna müdahalede katkı verebilen oyuncu sayımız arttığı sürece daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yeniden oluşan bir takım, temelimiz var ama yani Ekim ayının ortasına doğru gerçek gücümüzü görebiliriz. Genel anlamıyla eksiklerimiz daha çok, eksiğimiz var. Tabii Erdoğan Hoca olması Ofspor'un bir hedef koyması anlamı taşıyor. Tabii ki Ofspor her zaman hedefli ama Erdoğan Hoca olunca bu hedefe bir hedef daha katlanmış gibi oluyor. Beklenti doğal olarak yükseliyor. Bu anlamdaki mesajımız ne olur hocam? Taraftar olur. Bu sezon tabii pandemi şartları, geçen yıl böyle bir sezon geçti. Stadın yenilenmesi, farklı bir atmosfer olabilir mi? Bu noktalarda neler söylersiniz? Yani ligin, yani hakikaten eskisi gibi değil. Üçüncülük geçen yıl mesela çok kötü bir üçüncülük vardı. Ekonomik gücü olmayan takım, çok fazla sayıda takım vardı. Bu yıl ama bakıyorum herkes çok para harcıyor. Bütün transfer borsası şaşırdı. Biz ya hakikaten arkalarda kaldık yani. Bizim oyuncularımız, bütün takımlar büyük paralar veriyor. Saçma sapan işler oluyor. Bu üçüncülükün gerçek değeri bu değil. Yani o biraz dengesizlik yarattı. Bazı takımlar, yani ikincilikte oynayacak takımlar, birincilikte olacak kadrolar yapıyorlar. Çok sağlıksız bir durum ülke sporu için. Ama sorduğun zaman her takım şampiyonluğu oynuyor. Üçüncülükte bile hiç kimsenin, yani biz kümede kalacağız, ortaya oynuyoruz, kalmamız, altyapıya bakıyoruz, hiçbir şey yok. Herkes hedefte. Yani bunun dışında bir şey söylemek de mümkün değil. Biz de elimizden geldiğince potanın içinde kalıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah hocam başarılar diliyoruz. Haftaya ilk maçla beraber başlayacağız. İnşallah hedefe ulaşır Ofspor. İnşallah iyi şeyler yapacağız. İnşallah hocam başarılar.